Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunla olsun. Uşuklarışımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Birleşken Millet Teşkilatı Xitayni lagerlardaki mahbuslarını derhal koyup berişke çakırdı. 30 avgust Euro News to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti irqiy ayrimchilik qilishga qarshi komiteti Xitoyning Sharq Turkistondagi lagerlarda qamalgan Uyg'urlarni darhol qo'yib berishga chaqirdi. Bayonotda Birlashgan Millatlar Tashkiloti irqiy ayrimchilik qilishga qarshi komiteti Xitoyning terrorlikqa qarshi turish nomi bilan Uyg'urlarni lagerlarga keng ko'lamda tutib solash qilmishidan andisha qilayotganligini Birleşken Milletler Teşkilatı'nın irqi ayrımcılık ilişki karıştırış komitetine yetip gelgen dokudatlarda birkaç milyon Uyghur'un lagırlarına sebepsiz kamalgallık hakkıdaki tepsilatlarının bildirilgeliki. Şerq Türkistan vaziyetinin herkandak kişini çöçütküdek halde işgeliki, Xitayning terrorlik karıştırış namı bilen Uyghurlarını sot tertipidin ötküzmeyi solap cezala vatkallaki, onun üstüge Uyghurlarına berilgen cezanın vakit sürükünün yok işgeliki. Xitay zarbi berish va irqiy ayrimchilik harakatini maxsus Uyg'urlarga qaratib elib borganligi bildirilgan. Bayonotda Birlashgan Millatlar Tashkiloti irqiy ayrimchilik qilishga qarshi turish komiteti yana Xitayning Tibetlarga elib berayotgan bostirish siyosatlarini tilga olingan bo'lib, Xitayni Tibetlarning chetga chiqishini cheklamaslikka, ularga pasport berishga, o'z tilida o'quv o'qitish huquqini asliga keltirishga chaqirgan. Xitay Amerika'ya yanılı uşuqsuq bilen cevap qaytırdı. Xitay Taşqı İşlər Ministerliki Amerikalıq 16 parlament əzasının Trump hükümetine Xitayını cezalaş haqqıda yazgan məktubuğa qarşı inkas qaytırdı. Xitay Taşqı İşlər Ministerliki sözcüsü Hua Chunying Beijing'de açgan akhbarat elan qılış yığınıda Amerikalıq məsullarının Beijing məsullarına Şinjan'da insan haqlarını dəpsende qıldı digən səbəb bilen cezalaşını tələb qılışıqa alaqadar Xijil bolmasdan Xitayının insan haqları dərəcəsinin Amerikadan yaxşı işkənligini təkidləb, burunqudaqla Xitayda dini erkinliknin toluq kapalatki iyi işkənligini təkidlədi və Amerikanı başqa dövlətlərinin içki işlərinə aralaşmaslığı çağırıq qıldı. 29 avqust Florida ştati Cumhuriyyətlər Partiyası Kengəş Palata əzası Marco Rubio başçılığındakı 16 amerikalıq məsul Amerika Devlet Katibi Mike Pompeo bilen Maliye Ministeri Steven Mnuchin'a mektup yazıp, Şarkı Türkistan'da sebepsiz tutkun kılıp lagırlarına kamaştı muhim rol oynayan Xitay Komünist Partisi'nin Çin Chuangon'u özgü alan 7 emeldarını ve Xitay'nın közütüş üsküllerini işlep çıkarış şirketi işçiden 2 şirketini cezalaşın talep kılgan idi. Amerika Xitayının 200 milyard dolar qiymetindeki mahsulatına koyuladığan bajını östürdüğün boldi. 31 avgust Dajuyan to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Amerika Prezidenti Trump 9 ayının 6 günüden keyin Xitayının Amerika'ya import qilmoqchi bo'lgan 200 milyard qiymetindeki mahsulatına koyuladığan bajını östürmekçi bolganlığını e'lon qilgan. Xabarda Amerika Saudi Vakillar ishxonasi 27 avgust Amerika tarafının Xitay mahsulatlariga koyuladığan 200 milyard qiymetindeki bajını östürish haqidagi İspat anlaş yığını ahırlaşkallıqı, mezkur meselini ammanın müzakere kılış baskışı 9. ayının 6. günü ahırlaşıdıqallıqı. Bu qetimki bajını östürmekçi bulgan mahsulatlar asasen selfi tayakçıları, yerim ötküzüşcan elektri üskünlerini özçüge aldıgan bulup, ispat anlaş yığınıga 350 kişi katnaşkan. Xitayının 200 milyard dolar kıymetindeki mahsulatıga koyulduğan baj östürülse, Amerika bilen Xitay soğudu uruşunun texamı yukarı belliğe çıkıdıqallıqı bildirilmekte. Xitayning dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi bir xatolik. 30 avgust Bloomberg News to'g'rida bildirilishicha, Amerika prezidenti Trump agar savdo tashkiloti hushini yig'masa, Amerikani tashkilotdan chekindiradiganligini bildirdi. Xabarda Trump o'tgan oy bayonot e'lon qilib, Amerika Qo'shma Shtatlarining uzun yillardan buyon dunyo savdo tashkilotining nochar muomilasiga uchrab kelayotganligini Şu sebepten Amerika'nın köp ziyan tartkallıqını, şuna Dünya Saudi Teşkilatı'nın faaliyetlerini ıslah kılış gerekliliğini bildirgenliki ilgiri sürülgen. Haberde Amerika Koşma İştahatlarının Saudi İşleri Vekili Robert Lightzihar yanvar ayda eylan kılgan bayanatı da, Xitay'nın 2001 yılı Dünya Saudi Teşkilatı'nı əza buluşunun hata işgeliliğini, mutakassislər köp devletlik erkin Saudi sistemisi bərpa kılışı rehberlik kılıvatkan Amerika Koşma İştahatları
Dünya Savdo Teşkilatı'dan çekingen takdirde Amerika Qoşma Ştatlarını öz içige alğan yarışari xarakterlik iqtisad ve dünya savdo işleri palaç halığa tüşüp qaladığanlığını bildirmekte. Tört çoğun devlet birleşip Xitayını çekleşine planladı. 30 avgust Tajiyen Toru bergen haberde bildirilmişçe Amerika, Avustralya, Fransiya ve Angliya qatarlıq tört devlet birleşip Tinch okean rayonidagi devletlerde işxanı tesis qilib, Xitayning mazkur rayonda kengaymachilik qilishining oldini olmoqchi bo'lgan. Reuters agentligining bildirishicha, Amerika, Avustraliya, Yangi Zelandiya qatarlıq devletlerinin tashqi ishlar ministrleri öz ara iqtisodiy yordamni kuchaytirib, Tinch okean rayonidagi devletlerde özlerinin mavjudiyatini saqlab qilish bilan birga, Tinch okean rayonidagi aral devletlerinin davomli Xitayga qarzdor bo'lib qolishining oldini olmoqchi bo'lgan. Xabardiyana g'arbdagi ittifoqdosh davlatlari Tinch okean rayonidagi aral davlatlar bilan aloqani kuchaytirib, Xitoyning mazkur rayondagi ta'sirini ojizlashtirishga tirishayotganligini. Amerikaning muavin davlat katibi Andre Thompson Xitoyni Hindi okean tarafidan qo'rshavga elish uchun mazkur rayondagi davlatlarning davlat mudofaa sohasiga zo'r ko'lamda mablag' selishga boshlaganligini bildirgan. Xabardiyana Amerika davlat ishlari katibi Pompeo oldingi oyda mazkur rayonga salgan mablag'ning 1.1 milyard dollarga yetkanligini, navbatda 25 million dollar mablag' selinmoqchi bo'lganligini bildirganligi qayd qilingan. Sharq Turkistondagi lagerlar masalasi BBC va Al Jazeera kanallarida munozara qilindi. 31 avgust Erkin Osiyo radiosi xabarida bildirilishicha, Angliyaning BBC agentligi tunugun kechlik xabarlar sahifasida Sharq Turkistondagi lagerlar haqida xabar bergan. Onun da Şarkı Türkistan'daki lagerde yetip çıkan denken, onu dünyaya aşkarlaştı rol oynayan sanaklık şahitlerden biri Ömer Bek ziyaret kılınan. BBC agentliği haber programmasından tanıştırışı da 2017 yılı 3. ayda Lop nahisi de kök renglik türme kimi kiyip meydanda oltırgızıp koyulan kişilerinin resimini körüstüp durup, Xitay lagerlerde kişilerinin mıngısını yuyup atamdı. Xitay diplomati Hu Lianhe yakında o yerde kayıt terbiye lagerleri yok dedi. Ondaqta bu kişiler bu yerde nemi qılıb atıdı dep sual qoydı. Ömer Bek BBC-ga qılğan sözüdə lagerdiki məzgillərdə öz beşiga kelgənlərini o yerde kişilərinin davamlıq kompartiyaga rəhmət etib, onların siyasətlərini yatlaşqa məcburlandığanlığını, qılalmağanlarının cəzalandığanlığı qatarlıq əhvallarını etib bergen. Şunaqla o özünün 20-dən oşuq tuqqunının hazır lagerdə ikənligini bildirgen. 30 avgust yana Al Jazeera kanalımı bu vaqtı məxsus programı tarqıtıp, Xitay Uyğur Müslümanlarını məxfi lagerlarga qama vatamdu dep sual qoydu. Programmağa Germaniyalı tədqiqatçı Adrian Zenis, Angliya Nottingham Üniversitesinin oqutquchisi Andreas Fulda və Hong Kongdaki müstəqil tədqiqatçı Andrew Liang qatarlıqlar təklif qılınğan bolub, ular bu lagerlarının mövcudluğunu o yerde 1 milyondan artıq Uyğurunun solanğanlığı və Xitayının bu cəhətdəki məqsədi haqqında öz göz qaraşlarını ötürüğə qoyğan. Növbəti Şərqi Türkistandakı atalmış tərbiyə lagerləri namidəki cəza lagerləri xalqara axbaratlarının qızıq nöqtəsinə aylanmaqda. Şəhid Mahira Toxtunun qayibanı cinazə namazı düşürüldü. 31 avgust İstanbul Küçükçekmece Safaköy Gültepe Fatih Camisi'de zalim işgalçı Xitay türmesi şehit kalınıp cesti yok kulübü bitilgen yetimlerinin himayeçisi Mahira Toxtu Hanım'nın gayibanı cinazı namazı çürüldü. Namazga Şarkı Türkistanlık muhacir ve Türk kıyrındaşlardan bulup yüzlerce kişi katlaştı. Gayibanı cinazı namazdınken Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği azası Mahmutcan Damodlam halkı söz kalıp mundak dedi. Çokun bunun Türkiye'de Allah girdi. Senestedricuhum min haythu la ya'lemun. Allah subhanahu ve taala bulanı ula oylum gayyadın. Halaketini çokum bulağa atudu. Biznin azabını çokum bulağa yağdurdu. Bununla bizim imanımız her daim ço naid keskin şencil buluşumuz gerek. Bizim hazır düşmanımız birden bir her kıl ket eldikilagi her kıl fitne arkılık. Kalbimizde her kıl zulüm arkılıp ümitsizleşiş. Bizim zadımız tügeçtik. Kuddi bu kainatın ilgisi yok dek. Nur kullarımızın imanını şekildi. Akıda nur kullarımızda hazır bizim kalbimizde çok. Allah subhanahu ve teala neymişim bizi yardım kılmaydı kan doğu. Biz neymişim bu zulümden kutkazmaydı kan doğu. Biz şundak eskiden muduk ya. Deydi kan, üzünün imanı da. Üzünün İslamı da, üzünün tallapmağın, yurudu şeklindiğen muşundak bir haletki ekilişken
düşmanımız kuşağı atıdı. Düşmanımız boşluğuna hareket kurup atıdı. Lakin bizde çoğun, bizde iman, şunda kuşluk bulaş gerek ki, Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın rahmetinin fakat kafir boğanlar ümitsizlendi. Müminlerin birden bir sütü, buna her kandak vakitte Allah'ın rahmeti bizge mensup, Allah'ın kalbisi bizge mensup de bu ümitte muş iman diye şeydi o diken. Ahirada dünya Müslümanlarının nusreti cümleden Şarkı Türkistan halkının Xitay zulümünden kutuluşu üçün dualar kılındı. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Müşya'da ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi kuruluşu cihazlarını Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet etmen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.